Gizli Sohbet'ten herkese merhabalar. Bu akşam benim de çocukluğum adına çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Bunu özellikle 90'lı yıllarda doğmuş olanlar çok iyi anlayacaktır. Çılgın Bediş'in Oktay'ı diyelim, yani sevgili Cenk Torun konuğumuz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu sizi ne hissettiriyor, yani bir dizi karakteriyle hep anılmak, onunla sevilmek? Bu nasıl bir duygu oluşturuyor sizde? Yani biraz artık özdeşleşmiş oldum. Hı hı. Yani Oktay deyince mesela bakıyorum. tabii bayağı zaman da geçti üstüne ama hala bu kadar sevilmesi, bu kadar talep görmesi hoşuma gidiyor yani açıkçası. Hoş bir şey, hoş bir duygu. Ama tabii ki siz Oktay karakterinden çok daha fazlasına sahip bir kariyeri ve yaşama sahipsiniz. En başta anneniz demek istiyorum. Evet. Ben mesela bu yayın sayesinde öğrendim ama aslında anneniz Türk sanat müziğinin çok önemli seslerinden birisi sevgili Nurdan Turun. Evet, evet. Müzikle üç üçe büyüdünüz. Peki neden müziğe değil de oyunculuğa yöneldiniz? Yani aslında müzikle ilgili de bir takım böyle denemelerim, girişimlerim oldu ama ya maalesef birazcık daha böyle sesini kullanabilmek, sahnede performans sergilemek birazcık daha zor oyunculuğa göre. Biraz da sesim de çok açıkçası yani ses tonu olarak fena değil ama şarkı söylerken biraz borazanlaşıyor. Estağfurullah ama o genler mi gelmedi? Hani? Genler gelmemiş olabilir, evet. Biz öyle diyelim, yoksa estağfurullah. Şimdi böyle söylüyorsunuz ama aslında oyunculuk kariyerinizde bir kliple başlıyorsunuz. Evet. O da Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibi. Aynen, evet. Halen de efsane olmuş şarkılardan birisi. O klipte oynamanız nasıl gerçekleşti, bir onu soracağım size. Bir de Palavra Aşıklar dizisinin, çünkü sizin Çılgın Bediş'te önce bir diziniz, evet, daha var. Aynen. Ama maalesef bu pek biliniyor ama nedense Çılgın Bediş onun bir önüne geçmiş. Hı-hı. Sanki ilk diziniz Çılgın Bediş'miş gibi zannediliyor. Yani ben onun kısaca anlatabilirim, evet, hikayesini. Şimdi şöyle, Yıldız Tilbe'nin menajerleri, sevgili rahmetli Anuş Bakış, rahmetli Gülgün Ural ve Seda Akay'dı. Bir gün ben okuldan geldiğimde evdelerdi, bizim evimizdeler. Sonra dediler ki bir kız çıkacak. Çok güzel sesi var. Bir klip çekeceğiz. Sen oynamak ister misin? Ben de dedim ki yani ben istemiyorum. Yani başka hedeflerim vardı o zaman tabii. Yani hiç bu alanda hiçbir düşüncem yoktu. Sonra ne yaptılar, ne ettiler? Beni ikna ettiler bir şekilde. Tekrar rahmetli Orhan Çetin çekti klibi. Bütün gece uğraştık sabahlara kadar. Sonra çektiğimiz klibin çok böyle belli kısımları kullanıldı. Çünkü o görüntüleri çok beğendiler. O görüntüler üzerinden yürüdüler. Sonra bir anda böyle bir klip patladı. Yolda yürürken delikanlım falan diye bağırıyorlar falan. Kim falan, ben üstüne şey yapamıyordum fazla. Sonra böyle bir şey oldu. Bir hareket oldu. Hem basın tarafından hem insanlar tarafından. Böyle olunca Kandemir Konduk bana bir teklifte bulundu. Dedi ki ben böyle bir proje hazırlıyorum. Senin de olmanı istiyorum. İşte Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimler alınıldı. Bir çalışmalar yapıldı falan. Çok da güçlü bir kadroydu aslına bakarsanız. Hı hı. Palavra Aşklar. Erhan Yazıcıoğlu'ndan Ayşen Guruda'ya kadar bir, hı hı, sürü, çok şu an say say bitiremeyeceğim çok önemli isimler vardı. Evet. Fakat absürt komedi bir diziydi. Show TV'de yayınlandı. Absürt komedi olduğu için o zamanın mizah diline pek geçmiyordu. Geçmiyordu. Yani evet, çok mesela işte iki kişi oturuyorlar mesela, gel oğlum yaklaş diyordu, koltuklar geliyordu falan. Yani böyle çok absürttü yani, evet, o zamana fazla bir projeydi. 8. bölümde kalktı yayından. Rating kurbanı. Evet, rating kurbanı oldu.
Sonrasında Kandemir Konduk tekrar başka bir projeye başlıyordu. Tekrar benle çalışmak istedi. Fakat o sırada da Çılgın Bediş geldi. Evet. Ben Kandemir Konduk'tan önce zaten o projeyi kabul etmiştim, Çılgın Bediş'i. Tabii bir takım tereddütlerle başladık hepimiz işe. Sonuç itibariyle bir çizgi romandan ekrana uyarlanan bir işti. İlk defa yapılıyordu. Ve başarılı da oldu. Çok, çok sevildi, çok tutuldu. Çok uzun dönem yayınlandı. Yani tekrarı çok yayınlandı. Güzel bir işti yani. Çok keyifli, çok eğlenceli. Hepimiz gülerek, eğlenerek çektiğimiz bir projeydi. Bir neslin izleyerek büyüdüğü dizilerdendi ki o neslinden biri de benim. Özellikle jeneriğini çok seviyordum. Evet. Böyle çizgi çiziyordu. Belki izleyen ve bu diziyi bilmeyen arkadaşlar vardır ama bir Çılgın Bediş diye yaratmanızı öneririm. Ne demek istediğimi anlayacaksınız jeneriğinden. Çok da önemli isimlerin rol aldığı tatlı bir diziydi. Evet. Yonca Evcimik'le siz başroldünüz. Gülçin Atağan vardı, Çiçek Dilligil vardı, birçok isim vardı. Peki sizin bize o yıllardan anlatabileceğiniz sizde özel olan bir anı var mı? Ya o kadar çok şey var ki aslında yani çünkü yani proje sıradan bir dizi gibi değil, böyle hayal sahneleri vardı. Hayal sahneleri evet. için biz hakikaten çok ciddi bir zaman harcıyorduk. Yani aşağı yukarı 15 saniye, 10 saniye olan bir hayal sahnesi için 2 gün, 3 gün çalışıyorduk biz. İşte platolar kuruluyordu, kostümler dikiliyordu, özel dans dersleri veya işte bazı bir takım diğer ne üzerineyse onun işte eğitimleri alınıyordu falan filan. Böyle bayağı bir zorlu bir süreçti. En son şey çok komiktir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çekiyoruz. Aa, hatırladım evet. Yonca işte ısırıyor şeyi, elmayı bayılıyor. Ben o de at üstünde geleceğim değil. Böyle. Evet. İlk defa ata biniyorum. Genelde öyle oluyordu evet. zaten. Ondan sonra işte geldik at duruyor. At bir durdu, ben şeyden kaydım, atla böyle burun buruna geldik. Ay. Evet. Yani mesela o bir komik olaylardan bir tanesidir. Bunun gibi birçok örnek vardı. Şimdi anlat bitmez, ona bir başlarsak. O zaman ama size bir şey olmadı değil Yok, mi? Yok olmadı. Hayır, gülerek geçirdim. Aynen gülerek geçtik. Siz 90'lı yılların en popüler jönerinden biriydiniz. Yani işte bugün biz hangi isimleri anıyorsak 90'lı yıllarda da sizi anıyorduk o isimler arasında. Ve bir yandan işte dediğimiz gibi Çılgın Bediş nokta, bir yandan Delikanlım Kadibi'nin delikanlısıydınız. O dönemi bir anlatabilir misiniz? Genç yaşta bir yandan hiç düşünmediğiniz bir meslekte iki ayrı figürle popüler olup anılmak. Siz neler yaşadınız o dönem? Yani tabii çok güzeldi yani açıkçası. Hani kimse çok mutsuzdum, kötüydü diyemez öyle bir şey için. Çok fazla ilgi vardı. Yani ben de hak ettiği gibi taşıdığıma inanıyorum o dönem onu. Çok fazla benden bir şey götürmedi. Yani bazı başka biri olsa belki farklı yollara sapabilirdi ama ben de çok böyle ters bir etkisi olmadı açıkçası. Yani kötü bir etkisi olmadı diye. Gayet ben sağlam adımlarla elimden geldiği kadar çabamı gösterdim. Mütevazı sonrasında tabii bir takım şanssızlıklar diyelim ona. Hı hı. Bir takım şanssızlıklarla bu sektörde biraz böyle tek başına mücadele etmek çok zor. Muhakkak bir sizi destekleyen, bir sırtınızda bir elin olması şart. Hani öyle bir el de olmadığı için böyle çabaladım, çırpındım. Sonra bir noktada ya artık bir şapka yönüme koyup acaba ne yapmalıyım diye düşündüğüm bir döneme geçtim yani o şeyden sonra. Şimdi o döneme de geleceğiz ama ben öncesinde size şunu sormak istiyorum. Eskiden belli isimler çevresinde dönen başroller vardı. Ama şimdi günümüzde bu pek öyle değil. Durmadan piyasaya yeni isimler çıkıyor. O evet. bir isim çıktığında diğer isim bir anda unutulup silinebiliyor. Onun üstüne birisi geçebiliyor. Peki sizden deneyimli bir oyuncu olarak sorsak, günümüzde beğendiğiniz genç jön adaylarından beğendiğiniz, daha bir öne çıkıyor dediğiniz bir isim var mı?
Yani şimdi çok başarılı genç arkadaşlar var. Mesela yani Bulut Aras, Aras Bulut çok başarılı bir oyuncu bana sorarsanız, çok yetenekli. Evet. Zira şey Kıvanç hakikaten yani bir sürü rolü başarıyla canlandırmış bir arkadaşımız. Yani çok yetenekli arkadaşlar var, tebrik evet. ediyorum. Tabii bizim zamanımız birazcık daha zordu. Şimdi birazcık daha işler farklılaştı. Evet, sosyal medyanın şey olmasıyla, hayatımıza entegre olmasıyla evet. beraber. O zaman birazcık daha farklıydı. O zaman iş tamamen gazetecilerle diyaloğunla dönüyordu. Şimdi evet. artık insanlar kendi reklamlarını kendileri yapabiliyorlar. Doğru. Fakat biz bu sefer sosyal medyaya biraz uzak kaldık. Olabildiğince gene kullanmaya çalışıyoruz ama yeteri kadar olmuyor tabii ki. Yani yeteri kadar yansıtamadığımızı düşünüyorum. Ben yansıtamıyorum en azından kendi adıma konuşmak olursa. Yani aslında o ben kendi adıma bende de mevcut. Ben de çok sosyal medyayı kendi çalışmama reklam diyelim biz bunundan. Çok verimli kullanabildiğimi düşünüyorum. Mesela menajerim de bana söylüyor. Diyor ki ya işte sürekli paylaş kendini paylaş diyor evet. ama yani ya ne yapacağım ne yapacak insanlar evet. beni diyorum. Yani burada şimdi otururken ama yani öyle yoksa diyorlar ama bir türlü buna ayak uydurabilmiş değil henüz. O bayağı bir mesai harcamak. Aynen. İş olarak bunu yapıyorlar ama bu gerçekten bir mesai, ben yetenek olarak buluyorum. Evet. Ve maalesef günümüzde artık o sosyal medyaya göre bile oyuncu seçimleri oluyor. Yeteneğe bakılmıyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bu üzücü bir şey tabii. Evet. Yani bunları duymak tabii ki çok üzücü. Böyle olmamalı. Umarım tez zamanda düzelir bunlar diye ümit ediyorum. Aynı şekilde ümit ediyorum ben de. Onu belirteyim hep. Projelerinizden konuşmak istiyorum. Çünkü siz sadece tek bir diziyle sınırlandırmak olmaz. Siz Aynalı Tahir, Melekler Adası, Köpek, Arka Sokaklar yeter ve en son Adını Sen Koy olmak üzere birçok projede rol aldınız. Evet. Hepsi dop doluydu ama bir proje ile bir parantez açmak istiyorum. Bu size de çok soruluyordur. Kurtlar Vadisi. Size daha önce reddettiğiniz için pişman olduğunu söylemiştiniz. Polat Alemdar karakteri. Yani şimdi şöyle... Asıl sebep neydi kabul etmemenizde? Şimdi şöyle, ben o dönem bana bu proje geldiğinde ben kesinlikle işte bir yani mesela Polat Alemdar diye bir şeydi. Söylemedim. Onu arkadaşlar herhalde öyle uygun gördüler. Onlar öyle yazdılar. Aslında Polat Alemdar değil miydi? Şimdi bu proje geldi bana. Kurtlar Vadisi diye bir proje çekilecek. İşte düşünür müsün dendi. Ben de o dönem asker kaçağıydım. O zamanlar böyle bedelli askerlik falan yoktu biliyorsunuz. Yani askerliğinizi evet. yapmanız gerekiyor. Evet. Asker kaçağıydım. Okulum daha yeni bitmişti. Yani henüz gitmemiştiniz. Gitmemiştim askere. Evet. Dedim ki yani böyle böyle bir durum var, hani ne yapmalıyız? Dediler ki eğer yani hani asker kaçağın olarak projeye başlarsan gelirler setten seni alırlar götürürler. Yani bunun hani bir kaçışı kurtuluşu yok. Yani hani bir öteleme de söz konusu değil artık, hani öteleyebileceğim kadar ötelemişim okul yüzünden. O zaman dedim ki yani hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım, yani yapacak bir şey yok yani. Sonra işte ben askere gittim. Askerdeyken dizi başladı. Ben hatta askerde de seyrettim yani, projeyi de seyrettim. Sonra üzüldüm tabii ki ama hangi karakter olacaktı orası soru işareti. Hayır yani belki de belki de Memat karakteri. Yani belki de başka biri, belki de Çakır olacaktı. Belki başka biri olacaktı. Evet. Bilmiyorum. Hiç karakter konuşulmamıştı. Yok, ama konuşulmadı. Bu öyle sadece yansıdı. Proje olarak geldi. Evet. Peki kabul etseydiniz, gönlünüzden geçen siz hangi karakteri, ya şu karakter bana keşke teklif edilmiş olsaydı, kabul etimli olmasaydı. Yani öyle bir şey geçmedi aklımdan. Hani onu şu saatte söylemek de çok doğru olacağını zannetmiyorum. Çünkü oynayan arkadaşlar da gayet güzel oynadılar. Yani yıllarca o işi götürdüler. Evet. Yani şunun yerinde olsaydım daha iyi olurdu demek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Peki. O bende kalsın. Peki, tamam, sizde kalsın.
Şimdi spor eğitmenliğinize bir yönelmek istiyorum. Siz artık aynı zamanda spor eğitmenliği yapıyorsunuz. Evet. Bu alanda ilerliyorsunuz, dersler veriyorsunuz. Peki bu alandaki uzmanlaşma süreciniz nasıl oldu? Şimdi nasıl oldu? Şöyle anlatayım. Ben zaten böyle çok sporla iç içe yaşayan bir kişiliktim. Sonra kendi stüdyomu açma kararı aldım. Bir pilates üzerine eğitim aldım. Pilates stüdyosu açtım. Sonra federasyondan antrenörlük belgemi aldım. Ondan sonra bir anda böyle işin iyice içinde buldum kendimi. Şu an çalıştığım kurumun bir şeyi vardı, akademisi. O akademiye katıldım. Akademiden mezun oldum. Çok uzun süreli bir akademi değil tabii, bahsettiğim akademi. Sonrasında işte kendimi geliştirmek adına yurt dışında da geçerli olabilecek işte sertifikalar aldım. EREPS diye bir sertifika programından 4. kademe antrenörlüğe kadar yükseldim. Böyle böyle kendimi geliştire geliştire üstüne kata kata uzun süredir yapıyorum. Yani hoşuma da gidiyor yaparak. Bir hobiydi, meslek gibi oldu benim için. Bir yandan oyunculuğa devam ediyorum. Daha seçici olmaya başladım tabii oyunculuk konusunda. Eskiden yani hata yaptığım şeyleri tekrar yapmamaya çalışıyorum. Yani hata derken işte mecbur kaldığım için kabul etmiyorum rolleri. Önceden bir takım hayati şeylerini devam ettirememem için, mecburen kabul etmek zorunda kalıyordum. Evet. Şimdi daha seçici davranıyorum. Daha özenli işleri kabul etmeye çalışıyorum. Bu yüzden benim için de iyi oldu yani. Şimdi tabii artık günümüzde de dijitalin gelişmesiyle birlikte televizyonlarda da seyirciler biraz seçici olmaya başladı. Evet. O yüzden hani 2-3 bölümde de ekrandan kalkan dizi olabiliyor ve bu aynen. Zannediyorum ki oyuncuların filmografilerinde kötü bir yansıma bırakıyor. Tabii ki. Yani çok büyük iddialı kadrolarla başlayan projeler bile bir anda ekrana veda edebiliyor. Aynen. Bu anlamda ben kendi görüşümü etsem bence doğru bir kariyer yöntemi seçmişsiniz. Evet yani birçok arkadaşımız var. Bir sürü başka meslekler icra ediyorlar oyunculuğun yanında. Maalesef keşke böyle olmasa. Keşke hep sevdiğin işi yapabilsen ama yani Türkiye maalesef hani bu konuda biraz zor bir ülke. Mecburen bir şeyi sürdürebilmek için başka bir şeylerle uğraşmanız gerekiyor. İkinci bir iş yapmanız gerekiyor. Üçüncü bir iş yapmanız gerekiyor belki de. Ama benim Allah'tan şanslıyım. Sevdiğim bir işi buldum. Gayet memnunum yani. Peki o zaman yeni projenizden de konuşalım istiyorum son olarak. Yeni sezonda senin son adını sen koydu izlemiştik evet. Ama yeni bir projeniz olacak mı? Yeni projemiz olacak tabii ki. Yani şu an görüştüğümüz zaten birkaç proje var ama henüz bir karar aşamasındayız. Yani en doğru projeyi menajerimle konuşup birlikte tamam dersek tamam, yok bekleyelim dersek bekleyeceğiz. En iyisi olana şey kadar bekleyeceğiz. Yani, yani artık bu saatten sonra çıtamız yüksek. Daha seçici olmak ilerleyen diyorsunuz. Peki, çok teşekkürler programımıza konuk olduğunuz için. Keyifli bir sohbetti benim adıma. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Akşam TV'de bir de sohbette bu hafta sevgili Cenk Torun'u ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.